Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı'nın başladığı 100. yılda Samsun'u çok önemli bir şehir olarak kılıyor ve 100. yıldaki şampiyonluk en çok Samsun'a yakışacaktır. 11 yıllık bir hasret, ilk günden garantilediğimiz güne kadar birçok hikayeyi içinde barındıran, baktığında elde edilen şampiyonluk çok anlamlı ve değerli. Ben de bu takımın teknik direktörü olarak çok mutlu ve gururluyum. Şampiyon olacağımızı zaten biliyorduk. Çocukluğum Almanya'da geçti. Annem babam Almanya'ya çalışmak için gittiğinde abim, ablam, 3 çocuğuz. 14 yaşına kadar Almanya'da ilkokulu okudum. 20 yaşına kadar her kategoride oynadık amatör anlamda. 20 yaşında profesyonel hayatım başladı. Aynı zamanda da Ege Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünü kazandım. Hem üniversite okudum hem 12 yıl profesyonel hayatım var. Belki Süper Lig'de oynamadım ama 2. Lig'de, 3. Lig'de oynadım. Çok çalışan, işini en iyi şekilde yapan, disiplinli bir oyuncuydum. Yani hiçbir zaman antrenörü yormazdım, görevimi yapardım. 2007 yılında aslında Mustafa Ferit Acar'la Buca Futbol Akademisi'nde başladım antrenör olarak. O zaman Buca Futbol Akademisi kurulduğu an, işte Seyit Mehmet Özkan'la birlikte Mustafa Ferit Acar, bir başlangıç yaptık. O zaman U15 takımını başlamıştım. İnanın işte U15 takımı aslında 2-3 yıl aynı kategoride çalıştım ve odan 2010 yılında Nike Premier Cup şampiyonluğuna uzandı Avrupa'da. Oyuncuları geliştirirken teknik direktörlük eğitimimi aslında kendimi geliştirme yıllarım o zaman başlamıştı ve A takımda yardımcı antrenör olmuştum Süper Lig'de. 2012'de de Altınordu'da teknik direktör olarak başladım. Gerçekten 10 yıl boyunca, ki 10 yılın öncesi 5 yıl Buca'da akademide çalışırken, A takımda işte yardımcı antrenörken iki tane değerli oyuncum var aslında. Biri Salih Uçan'dır, biri Taylan Antalya'dadır. Onlar eski Buca Spor'dayken. Altınordu sürecinde de tabii ki aslında sadece akademiden çıkan değil, transfer edip amatörden aldığımız birçok oyuncu şu an TFF 1. Lig'inde oynuyor, Süper Lig'de oynuyor. Sayı çok fazla, 70-80'e yakın ve A milli takım formasını giyen Cengiz'de Çağlar gibi iki değerli oyuncu var. Ravil Westerlo'da oynuyor. İşte Barış'ın Fenerbahçe serüveni şimdi burada. Berke, işte Erce ile bir dönem çalışmıştık. İşte Mert Hakan Yandaş'la bir dönem çalışmıştık. Yani aslında bunun dışında Süper Lig'e dönen birçok oyuncu bizden sonra tekrar çıkışı yakaladı. ...11 yıllık bir hasret, ilk günden garantilediğimiz güne kadar birçok hikayeyi içinde barındıran... ...baktığında elde edilen şampiyonluk çok anlamlı ve değerli. Ben de bu takımın teknik direktörü olarak çok mutlu ve gururluyum. Heyecanım devam ediyor. İlk geldiğimiz gün bir söz vermiştik. Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı'nın başladığı 100. yılda Samsun'dan başlamıştı. Bu da tabii ki Samsun'u çok önemli bir şehir olarak kılıyor ve 100. yıldaki şampiyonluk en çok Samsun'a yakışacaktı. Samsun Spor her teknik direktör gelmek ister. Evet, kolay bir camia değildir belki, zor camiadır ama ben zoru seçmek istedim. Büyük camiada başarılı olmak istedim. Samsun Spor'un evet şampiyonluğa ihtiyacı vardı ama benim de bu şampiyonlukta kendi kariyerim anlamında önemli rolü vardı. Kendimi böyle hissediyordum. Yani Samsun Spor'a gelip bu işi başarmak zorundaydım. Yani bunu ilk gün inanıyordum. Son günde inancım devam etti. Evet, dışarıda bazı insanlar belki söyleyebilirler de zor camia, kolay değil. Ama önemli olan burada büyük bir camiada gururlu bir şekilde çalışmak. Ya bu beni çok mutlu ediyor. Samsun Spor gibi büyük bir camianın teknik direktörü olarak çalışmak ve burada şampiyonluk elde etmek bence çok değerli ve anlamlı. Size samimi söyleyeyim. Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Bunu da oyuncularıma her defasında söyledim. Yani biz şampiyon olacağımızı zaten biliyorduk. Bir kere dersimize çok iyi çalışıyoruz. Ben her zaman çalışmaktan yanayım. Ben bugünlere geldiysem çalışarak geldim. Yani çalışmak, çalışmak, çalışmak. Birinci kural. Teknik ekibimizle birlikte buraya geldiğimiz andan itibaren 24 saatin 15 saatini çalışarak geçirdik ki burada gece ışık sönmüyordu antrenör odasında. Analizler yaptık. Tabii yılların verdiği çalışmak, şimdi 400. maça çıktım ben teknik direktörü kariyerimde. Hep deneyim, hep gelişmek, birçok maç oynamak, oyuncuları tanımak, oyuncuları geliştirmek. Çocuklarla en önemli etkenlerden biri kurduğumuz iletişim ve adaletli davranmak. Yani oyuncular bunu hissettiği an bizim için başarı kaçınılmaz olur. Bütün istatistiklerde
en çok koşan, en çok gol atan, en az gol yiyen, en çok kazanan, en çok ceza sahasında topla buluşan, en çok duran toptan gol atan, rakibe en az pozisyon veren, baktığınızda bütün istatistiklerde ligin zirvesindeyiz. Bu da zaten bizi ne kadar doğru çalıştığımızı ve buraya tesadüfen gelmediğimizin bir göstergesi. Süper Ligimizin Samsunspor'a ihtiyacı var. Neden bunu söylüyorum? Stadı, taraftarı, başkanı, icra kurulu, ekonomisi, akademisi, tesisiyle aslında Türkiye'de birçok kulüpte olmayan bütün özelliklere sahip. Tek eksik Süper Lig'de olmak vardı. Şimdi buraya çıkıldıktan sonra plan, proje tabii ki bir anda her şey gerçekleşmiyor. Çok yüksek hedeflerden ziyade yıllara yayılmış hedefler, işte birinci yılda ilk 10, ikinci yılda, üçüncü yıldaki planlar, bu doğrultuda gitmek. Böyle adım adım gidildiği zaman başarı kaçınılmaz olacaktır. Çok değerli başkanımız var. Yani Yüksel Başkanımız zaten iş hayatı yurt dışında, vizyon sahibi bir insan. Gelecekte Avrupa'da Samsunspor adından çok söz edilecek. Bunu her zaman söylüyorum. Ama bir anda olacak bir şey değil. Planlı, programlı şekilde gerçekleşecektir. Avrupa'yı yakından takip ediyorum. Özellikle Bundesliga benim için tabii Premier Lig ön planda ama çok beğendiğim bir ligdir. Ki 2 yıl önce Werder Bremen'le ilgili böyle bir temasımız olsa da gerçekleşmedi. Yeni bir ekip kurduk tabii ki. Ekibimiz burada 7 aydır çok güzel bir çalışma ortamında çok çalışarak başarı elde ettik. Tabii ki baştan Samsun'a geliş sürecinde başkanımız tabii burada bizim ismimizle ilgili bir demeç vermişti. Ben bunun doğal olduğunu düşünüyorum. Çünkü maçtan sonraki o anda adrenalin yüksekken bu tip şeyler söylenebiliyor ki başkanımız bunun cümlenin sonunda da evet belki de Hüseyin Eroğlu ile çalışacağız. Belki Hüseyin Eroğlu çok iyi bir hoca deyimi benim için tabii ki önemli bir noktaydı ki onu yakalamıştım. Tabii ki ortamdan dolayı basına yansıyınca bize de insanlar işte niye böyle diyor gibi karşılık vermem anlamında bir şeyler söylese de ben başkanın bu niyette söylemediğini biliyordum. Ki buradan yine teşekkür ederim. İlk karşılaşmamızda benden özür diledi. Ve canlı yayında da özür diledi. Çok büyük bir erdemdir. Onun nasıl bir karakter yapısı olduğunu gösteriyor. Ve 3-4 saatlik birbirimizi tanımak, sunum, birbirimizi anlatmak, Samsunspor'un nereye getireceğimiz ile ilgili verdiğimiz bilgiler bence onu çok mutlu etti ve böyle bir karar aldı. Çok önemli bir karardı. Aslında başarının mimarlarından biridir başkanımız. Buradan da kendisine şöyle bir teşekkür ediyorum ki bize bu görevi layık gördüğü için, biz de bu görevi layıkıyla yerine getirdiğimiz için mutluyuz. Başkanımız sorduğunda bizi şampiyon yapacak mısın dedi. Kesinlikle yapacağız dedim. O gün de söylemiştim. Hatta kendisi de bunu zaten dile getirdi. Çok inançlı bir şekilde geldik. Çünkü bunu başarmak zorundaydık. Çok güzel hikayeler vardı. Çok çok değerli. 100. yıl Samsunspor, 11 yıldır şampiyonluğu hasret, Süper Ligi hasret, stadı var, ekonomisi var, futbolcusu var. Yani güçlü bir medyası var baktığınızda. Yani tesisi var, akademisi var. Hepsi aslında bir yerde birleşiyordu. Bence bu puzzle'ın eksik parçası bizdik. Biz de gelince tamamlandı ama bu sözü ilk gün vermiştim. Çok olmuştur ya gözyaşı ama son değil. Çok gözyaşı döktüğüm oluyor, duygulanıyorum. Tabii ki burada 30 bine yakın taraftarın Hüseyin Eroğlu diye bağırması sadece benim değil ailemin de gözyaşı dökmesine sebep oldu tribünde. Her zaman üzüntüden ağlanmaz, sevinçten de çok ağlanabilir. Biz bunu yaşadık burada. Biz günlük başarılarla mutlu oluyoruz veya günlük başarısızlıklarla mahvoluyoruz. Yani gelecek planları, sistem kurgulama, her takıma baktığınızda TFF 1. Lig'de en az 10 takım şampiyonluğu oynuyor mesela. Bence sabırsızız biraz. Biraz beklemek. Tabii ki Türk genci var. Yani 30 milyona yakın bir genç, bir nüfus var. Yani bunu biz aslında en iyi şekilde değerlendirebiliriz. Ama ben şu açıdan bakıyorum. Biz antrenörlerin oyuncunun gelişiminde daha etkili olmamız lazım. Onlara daha iyi hayatta hazırlamamız lazım. Ben kendi açımdan böyle düşünüyorum. Çünkü hep biz suçu başkalarında arıyoruz, çocuklarda arıyoruz. Aslında büyük suç biz antrenörlerde. Onlara doğru eğitmek, doğru hazırlamak, onların vizyonunu geliştirmek bizlere düşüyor. Tabii ki kulüp yapılarında A takım seviyesine geldikten sonra adaptasyonla A takımdan görevli alacaklar ama bence gençlerimize güvenmemiz gerekiyor. Ama burada her şeyi federasyondan bekleyemeyiz. Kulüpler kendi çapında yapması lazım. Bakıyorsun Avrupa'da yaş ortalamaları çok aşağılara düştü. Birçok takımda 2003, 2004, 2005'li oyuncular oynamaya başladı. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Yani günlük başarılarla mutlu oluyoruz. Günlük bakıyorsunuz hep olaylar konuşuluyor. Futbolun dışında bir sürü olay konuşuluyor. Bence biraz da saha içine girersek çok daha iyi olur diye düşünüyorum.
şehrimizi uyandıran, inandığımız maç vardı. Bu da Eyüp maçıydı. Deplasmanda kazanıp geldikten sonra bize artık şehirde bir kıvılcım başlamıştı. Ve ondan sonra burada Pendik maçı. 90 dakika yakın 10 kişi oynadık. 4-2 kazandık. Aslında bu da şampiyonluğun, Samsunspor'un sonuna kadar hak ettiğin göstergesi bir maç oldu. Bence herkes orada Samsunspor bu ligin şampiyonu dedi. Vallahi en son şöyle bir anı yaşadık. Maç bitince, buradaki şampiyonluk maçı yakın diye söylüyorum. Bir anda ben birkaç kişi girdi diye sahaya düşünüyordum. Bir anda etrafımda bir sürü kişi oldu, kimseyi göremedim. Beni havaya kaldırdılar, kazağımı almaya çalışıyorlardı. Gömleğimi çıkarmaya çalışıyorlardı. Ben tabii ki o an ben de kurtulmaya çalışıyordum. Çünkü orada bir anda her taraf doluydu böyle. Aslında gurur veren bir tablo. Ama oradan bir şekilde çıkmam gerekiyordu. Oradan yavaş yavaş işte hocalarımız geldi. Biraz daha kenarıya kadar geldim. Polis barikatı vardı. Polis barikatı da açmıyor. Hayır diyor, giremezsiniz diyor. Orada bir polis kardeşimiz tanıdı, hoca dedi, onu açtık. Oradan zorla kendimi çıkarttım ki böyle bir anı aslında güzel bir anıydı ama bence yıllar boyunca da unutulmayacak bir anıydı. Ve beni mutlu eden burada 30 üzeri bin taraftarın sahada Hüseyin Eroğlu diye bağırması. Bunlar hep güzel anılar. Çok mutlu olan anılar. 100. yılında elde edilen bu şampiyonluk belki 10, 15, 20, 50 yıl sonra hatırlanacak ve burada başaran hem futbolcu grubu ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve ekibi diye anılacak. Bu da beni zaten hiçbir zaman unutmayacağım an olacak. Kırmızı kazak aslında benim bu sevdiğim bir kazağımdı. Çok da yeni değildir kazağım. Samsun'a gelirken gardırobumdan kırmızıları aldım. Tabii ki maçta giyeceğim. Önce bir gömlek de giydim. Eşime sordum. Böyle nasıl olur? Çok güzel olur dedi. Böyle çık dedi. Tamam dedim, çıkacağım. O maç çıktıktan sonra da aslında taraftarın bazılarında böyle bir kıvılcım başladı. Ama bizim çalıştığım Medyol şirketinden zaten Ali Ergöçmez ve Özgür Özgengin tam dedi, bu yakıştı sana. Bununla devam edelim dediler. Çünkü o önemliydi. Bir simge gibi oldu. Yani taraftarın beğenmesi, hoşuna gitmesi, renkler çok, yani baktığınızda kırmızı, beyaz çok güzel renkler. Logosunda bakıyorsunuz Atatürk aroması olan tek bir takım. Kırmızı, beyaz renkleri yakıştırdılar bize ve iç sahada genelde tercih ettim. 19 Mayıs stadımızda tercih ettim. Herkes merak ediyordu. Niye deplasmanda herkes kırmızı kazak nerede diyorlardı. Ben dışarıda başka renk giyiyordum. İç sahada kırmızı giyiyordum ve sonlara kadar hatta yağmurlu anlarda bile montla duruyordum bazen. Çıkar diyorlardı hocam. Skor 0-0 çıkar hocam. Ceketi çıkar ki gol olsun. Çıkardığımız anlarda goller de oldu. Tam artık onlar da özdeşleşti.